Merhaba Ulusal Kanal izleyicileri, ben Ahmet Şahidov. Kardeş Azerbaycan'dan selamlar. Geçen hafta Azerbaycan ve Türkiye birlikte tarih yazdılar diyebiliriz. Karabağ'da, Şuşa'da bütün dünyanın gözü bizim üzerimizdeydi. Çünkü Şuşa şehri sadece bölgeyi değil, dünyayı da değiştirecek yeni bir tarihi anlaşmaya ev sahipliği yaptı. Evet, bugünkü programı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şuşa'ya yaptığı o tarihi ziyarete ayırdık. Bugün sadece bu konu hakkında konuşacağız. Türkiye Cumhurbaşkanlığı'nın Şuşa ziyareti ve iki ülke arasında Şuşa beyannamesinin imzalanması sadece bu hafta değil aylarca, yıllarca konuşulacak. Dostlar sevinecek, düşmanlar hüsrana uğrayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaret ettiği Şuşa, Azerbaycanlılar için çok sayıda tarihi anıta sahip olması ve pek çok seçkin bilim ve kültür adamının burada doğması nedeniyle sadece bir şehir olmaktan çok daha fazla anlam taşıyor. Şuşa, Azerbaycan tarih ve kültürünün simgelerinden olmasının yanı sıra hem bölgeye hakim coğrafi konumu hem de Dağlık Karabağ'ın en büyük şehri olan Han kendine giden yolun üzerinde bulunması nedeniyle çok stratejik önemi bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'ya yaptığı ziyaret, Azerbaycan'ın Kafkasya'da yalnız olmadığını ve iki ülkenin birlikteliğini dosta düşmana gösterecek olması açısından sembolik ve tarihi nitelik taşıyor. Bugüne kadar hiçbir Türkiye liderinin Karabağ'da bulunmaması dolayısıyla Erdoğan'ın ziyaretiyle bir ilki gerçekleştirmiş oldu. Ziyaret kapsamında Türkiye ile Azerbaycan arasında tarihi Şuşa beyannamesi imzalandı. Bu anlaşmanın Şuşa'da yapılması Karabağ ve Güney Kafkasya ile ilgili planları olan tüm güçlere mesaj niteliği taşıyor. 15 Haziran tarihinin Azerbaycan Milli Kurtuluş Günü olması da ziyarete başka bir önem kazandırıyor. Sabah saatlerinde Bakü'den Şuşa'ya hareket eden Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Füzuli'deki mola noktasında aracından inerek kendisini bekleyen Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile kucaklaştı. Bir süre söhbet eden iki lider daha sonra aynı araçla Şuşa'ya hareket etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev yol boyunca bölgede yürütülen imar ve inşaat çalışmalarına ilişkin Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra resmi ziyarette bulunduğu Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı. Ve nihayet o tarihi an Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev iki ülke arasında Şuşa beyannamesini imzaladı. İki ülkenin aralarında imzalanmış tüm uluslararası belgelere ve bununla ilgili 13 Ekim 1921 tarihli Kars Anlaşması'na sadık olduklarını onayladıkları belirtilen beyannameden şunlar kaydedildi. Türkiye ve Azerbaycan'ın bağımsızlığı, egemenliği, toprak bütünlüğü, uluslararası düzeyde kabul görmüş sınırlarının dokunulmazlığı gibi milli çıkarlara dayanan konularda ikili ve çoklu formatlarda dayanışma ve karşılıklı yardım ilkelerinden yola çıkarak, Türk dünyasının sürekli olarak gelişimine yönelik karşılıklı faaliyetlerin bölgesel ve uluslararası düzeyde ileriye götürülmesiyle ilgili çabaları birleştirerek, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Azerbaycan halkının ümummilli lideri Haydar Aliyev'in bilgece söyledikleri Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir ve tek millet iki devlet sözlerinin halklarımızın milli manevi serveti olarak değerlendirdiğini özellikle vurgulayarak, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ikili ilişkilerin daha da genişletilmesi ve derinleştirilmesi perspektiflerini her yönüyle inceleyerek beyan ederler. Şuşa beyannamesinin imzalanmasıyla istikrar meselelerinin çözülmesinde ortak çaba gösterilecek. İki ülkenin silahlı kuvvetlerinin modernizasyonuna yönelik ortak çaba devam edecek. Siber güvenlik alanında işbirliği daha da geliştirilecek. Azerbaycan, Türkiye'nin terörizme karşı yürüttüğü mücadeleyi katı surette destekleyecek. Türkiye-Azerbaycan medya platformu aktif şekilde devam edecek. İki ülkenin diaspora kuruluşları birlikte adımlayacak. Ve nihayet Türkiye Cumhuriyeti Şuşa'da, Karabağ'da en kısa sürede başkonsolosluk açacak. Tek Şuşa değil, tüm Karabağ ve tüm Azerbaycan'ın milli güvenliği kardeş Türkiye'nin teminatı altına alınacak.
Erdoğan ve Aliyev Şuşa Valiliğinin bahçesində düzenlenen basın toplantısının ardından şehrin güneyindeki Cıdır Ovası'na gitti. Yıllarca Azerbaycanlıların at yarışı oyunlarına ev sahipliği yapan ovada yöresel oyunlar ve müzik eşliğinde at yarışları izleyen liderlere eşleri de eşlik etti. Gösterilerin sonunda Aliyev tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a at hediye edildi. 16 Haziran'da ise Bakü'de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycanlı milletvekilleri karşısında tarihi bir konuşma yaptı. Erdoğan, Azerbaycan Meclis binasında yaptığı konuşmasına Muzaffer Azerbaycan Milli Meclisi'nin üyelerini 84 milyon Türk vatandaşı adına selamlayarak başladı. Can Azerbaycan'da olduğu için bahtiyar olduğunu ifade eden Recep Tayyip Erdoğan, "Bahtiyarım çünkü Karabağ'ı azat etmiş kardeş Azerbaycan'ın Milli Meclisi'nde sizlerle beraberim. Bahtiyarım çünkü bağımsızlığının 30. yılına ulaşan Azerbaycan'dayım" diye konuştu. Ve bugün ulusal kanal için iki Azerbaycanlı milletvekiliyle Erdoğan'ın tarihi Şuşa ziyareti, Şuşa beyannamesi ve Azerbaycan Milli Meclisi'ndeki o konuşması hakkında özel olarak görüştük. Azerbaycan milletvekili Vüqar İskenderov, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın 15 Haziran'da Şuşa'ya yaptığı ziyaretin tesadüf olmadığını ve büyük önem taşıdığını söyledi. 15 İyun Milli Kurtuluş Günü, Azerbaycan'ın ürey olan, kültür başkentimiz olan Şuşa'da Azerbaycan Prezidenti ve Türkiye Cumhurbaşkanı'nın seferleri Şuşa'da ve Azerbaycan ve Türkiye arasındaki indiye kadar olan strateji, dostluğun, kardeşliğin en büyük zirvesi sayılabilecek Şuşa beyannamesinin imzalanması dünyaya bir mesaj sayılabilir. Önce onu söyleyeyim ki, bizim bundan önce de Türkiye ile bir neçe istiqamətlerde müqavirlerimiz oldu ve bunlar imzalandı ve bugün de onlar uğurla hayata geçirilir. Ancak bu müqavilə, Şuşa beyannaməsi her iki kardeş ölkənin öz gələcək iş istiqamətlərində münasibətlərinin zirvəsi sayılmalıdır. Çünki burada bir neçə bəndlər və müddəalar var ki, bunlar artıq iki ölkənin gələcək fəaliyyətlərində, bağımsızlığında, gələcək işlərində onlar üçün yeni bir yolun açılmasına istiqamətləndirir. Belə ki, burada həm hərbi sənaye kompleksinin, həm iki ölkənin digər ölkə tərəfindən təhdid halında bircə fəaliyyəti BMT nizamnaməsi çərçivəsində Şuşada çox əsas məsələlərdən biri Türkiyə konsulluğunun açılması. Bu o anlama gəlir ki, artıq Şuşada Türkiyəmizin bir parçası olur. Toxunulmaz bir, baxımsız bir parçası olur. Artıq bu təkcə Ermənistana yox, digər geosiyasi ərazidə olan ölkələrə yox, hətta dünyaya bir mesaj olur ki, həmişə olduğu kimi həm Türk Azərbaycanın yanındadır, həm Azərbaycan Türkiyənin yanındadır. Bilirsiniz ki, iki Türkiyənin qurucusu Sayın Atatürk'ün bir sözü söylənildi Sayın Erdoğan tərəfindən. Bu nə idi? Azərbaycanın sevinci bizim sevincimiz, kaderi bizim kaderimizdir. Ve Azerbaycan'ın milli lideri Haydar Aliyev tarafından da bir millet, tek millet, iki devlet anlamı artık sözün asıl manasında hayata geçirilir. Ve biz inanırız ki, yakın gelecekte, necə ki, her iki ölkənin cumhurbaşkanları bunu söylediler ki, burada tek Azerbaycan, Türkiye yok, hem Rusya, hem İran, hem Gürcistan, hatta Ermənistan üçün də yeni üfüklər açılır, yeni yollar açılır və bu yeni yaranmış geosiyasi koridorun açılması və buradan hər bir ölkənin böyük gəlirləri ola bilər, çıxarları ola bilər. Hətta təkcə bizim bölgəmiz yox, uzaq Çindən Avrasiya qıtasına qədər hər bir ölkə burada öz payını, uğurlu payını götürə bilər və bu birliyin əsas məramı, maksadı dünyaya sülhü, ədaləti təbliğ etməkdir. Bizim birgəliyimiz, bir yerdə olmağımız digər ölkələrə hücum xarakterli deyil, əksinə bu savunmadır, bu özünü müdafiə etməkdir. Həm də yeni yaranmış bu mənzərədən bütün dünyaya
sülh mesajları, ədalət mesajlarının verilməsi anlamına gəlir. Və biz bir məsələrində qeyd edim, Sayın Erdoğan'ın Azərbaycan Milli Məclisinə gəlməsi və millət vəkilləri qarşısındakı o böyük mühtəşəm bir çıxışı hər birimizi etkiləndirdi. Hansı mənalarda? Orada da Sayın Cumhurbaşqanı söylədi ki, biz qardaşım Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə bircə bu bəyannaməni, Şuşa bəyannaməsini imzalamaqla yeni yola çıxdıq. Artıq bu yolda biz hep bir yerde olacağız. İki ölkənin kardeşliği ebedidir, daimidir ve bu 100 il qabaqçı kaç müqaviləsinin yenilenmesi anlamına gelir. Artık bizim birliğimizi, kardeşliğimizi bütün devletler kabul etmeli, kabullanmalı ve bütün dünya anlamalıdır ki bir millet, iki devlet olan Azerbaycan ve Türkiye'nin kardeşliği, dostluğu daimi ve dönmezdir. Azərbaycan parlamentosunun bir digər üyesi, milletvekili Nagif Həmzəyev, Türkiye Cumhurbaşkanının Şuşa ziyareti, Şuşa bəyannaməsi ve Milli Məclisdeki konuşması hakkında yorum yaparak iki ülke arasında yeni bir tarihi sayfanın açıldığını söyledi. Türk-Azərbaycan kardeşliğinin rəmzi, məkanı Türk şəhidliyində bugün biz sizlerle görüşürük. Bildiğiniz kimi 15 Haziran tarihinde Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan çok büyük bir heyetle Azerbaycan'a sefer etti ve NATO zirvesinden sonra Bakü'ye, Bakü'de de direkt Şuşa'ya gitmesi tüm dünyanın gözleri önünde reallaşdı ve Azerbaycan toprakları işgaldan azad ettikten sonra Karabağ topraklarına Şuşa'ya sefer eden ilk yabancı devletin, başka bir devletin Cumhurbaşkanı olarak tarihe geçti. Bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte Şuşa'da çok önemli mesajlar verdi ve herkesin beklediği sürpriz olay Şuşa bəyannaməsi imzalandı. Şuşa bəyannaməsi aslında uzun zamandır Türk ve Azerbaycan halkının beklediği, gözlediği bir anlaşmaydı, bir bəyannaməydi. Bildiğiniz gibi 100 yıl bundan önce Kars Anlaşması ile Azerbaycan ve Türkiye Nahçıvan'ı koruyabildi, Nahçıvan'ı işgaldan korudu. Bugün ise Şuşa bəyannaməsi imzalamakla Türk ve Azerbaycan devleti tamamen Azerbaycan ve Türkiye'nin bağımsızlığını, suverenliğini, sınırlarını güvence altına almış oldu. Aynı zamanda Azerbaycan kendi ordusunu Türk ordusu modelinde yeniden kuracak. Azerbaycan tüm alanlarda, ekonomi, sosyal, bilim, kültürel alanlarda Türkiye ile daha yakından ilişkiler kurarak birlikte gelişmeni, birlikte kalkınmanı sağlayabilecektir. Biliyorsunuz ki Şuşa Azerbaycan için çok önemli bir yer. Şuşa Karabağ'ın ve Azerbaycan'ın kültürel başkenti ve Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da söylediği gibi seneye biz Şuşa'nı Türk dünyasının kültür başkenti olarak görmek istiyoruz. Bu artık onu demeye imkan veriyor ki yakın zamanda Karabağ, Şuşa tek Azerbaycan'ın, Türkiye'nin değil, Türk dünyasının kültür başkenti ve turizm başkenti olacak. Ve şu an Karabağ'da yapılan işler, çalışmalar, Karabağ'a dönüşüm projesi onu demeye imkan veriyor ki, en kısa zamanda Karabağ bölgenin, regionun en güzel cennet mekanlarından birine çevrilebilecektir. Aynı zamanda biliyorsunuz ki şu an maalesef Ermenistan'da revanşist fikirlerle, hala qisas duygusuyla yaşayan siyasetçiler ve bazı Ermeniler bulunuyor ki onların da artık hayalleri tamamen puç oldu ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev ile birlikte Şuşa seferi ve oradaki mesajlarından sonra artık Ermeni revanşistleri tamamen bu fikirlerden el çekmeli oldular ve bizim için Karabağ zaferi kadar önemli olan Zengezir koridorunun, Zengezir dehlizinin faaliyete başladığı
başlayacağı ilə əlaqədar verilən mesajlar da bizləri çox mutlu etdi və ən qısa zamanda, ən gec 2023-ə qədər Zəngəzur koridorunun da fəaliyyətə başlamasından sonra direkt Bakü'dən Kars, Iğdır və İstanbul'a kadar, Avrupa'ya kadar biz karayoluyla, tren yoluyla gidə biləcəyiz. Və bizim umudumuz odur ki, ən qısa zamanda biz bu bölgənin kalkımının şahidi olacağız. Füzuli'də, Laçın'da, Zəngilan'da və digər yerlərdə uluslararası bizim havalanları açılacaqdır, karayolları fəaliyyətə başlayacaqdır və Türk şirkətlərinin də dəstəyi ilə Qarabağda biz cənnət məkan bir bölgəni görmüş olacağız. Sayın Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Azərbaycan səfəri, Qarabağ səfəri, Şuşa səfəri bizə umut veriyor ki, əgər 6 ay içində ikinci dəfə Azərbaycana Rəcəb Tayyib Ərdoğan səfər etdisə, inşallah zəfərimizin bir yıllığında da biz büyük ihtimalən farklı sürprizlərin şahidi olacağız və Allah nasip etsin, biz bölgədə altılı platformun real olaraq fəaliyyətə başlayacağını da görəcəyiz. Və mən xüsusilə qeyd etmək istəyorum ki, altını çizmək istəyorum ki, Türkiyə Cumhuriyyətinin Cumhurbaşqanı Sayın Rəcəb Tayyib Ərdoğanın NATO zirvəsindən sonra direkt Azərbaycana gəlməsi, Biden buluşmasından sonra Qarabağda Şuşa bəyannaməsini imzalaması, Şuşada Rus Cumhurbaşqanı Putin'in də bu gəlişmələri dəstəklədiyini söyləməsi və daha sonra Bakü'də, Azərbaycanın baş kəntində Azərbaycan Respublikası Milli Məclisində halka və millət vəkillərinə konuşma yapması bu onu deməyə imkan veriyor ki, bugünə qədər Türkiyə-Azərbaycanın yanındaydı. Bugün də Türkiyə-Azərbaycanla birlikdə, yarın da Türk kardeşlerimiz Azərbaycanla birlikdə olacaq və biz Azərbaycan və Türkiyə kardeşliyinin daimi olacağının artıq garantisini və onayını burada almış olduq. İnşallah bu anlaşma Türk halkı üçün, Türk dünyası üçün hayırlı olacaqdır, hayırlara vəsil olacaqdır və bugün burada andığımız Türk şəhidlərimizin ruhu da şad olacaqdır. Azərbaycan gündemini böyleliklə noktalayalım və yeni haftada yenidən Ulusal kanalda buluşuncaya dək efendim. Sağlıqla qalın, sevgiylə qalın.